Öneri üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz konuşacaktır. Buyurun Sayın Minsolmaz, süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da gerçekleşen, Malatya'da ve diğer illerde de yoğun miktarda hissedilen acı depremden ötürü yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. HDP grubunun anayasanın 98. maddesi ve meclis düzünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca verdiği meclis araştırması açılması yönündeki grup önerisi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, yaşanan Elazığ depreminde yaşamını yitiren 41 vatandaşımız ve 1600'ün üzerinde yaralı vatandaşımızın acısını içerimizde hissediyoruz. Ama hiçbir afet ve deprem tabii ki siyasetin konusu olmalıdır ama siyasetin üzerinde de bir konudur. Bu konuda meclisi, hükümeti, kurumları, sivil toplum örgütlerini afetler gerçekleştikçe hiçbir şey yapmadığı şeklinde suçlamak da bence yersizdir. Hele hele bugünlerin konusu hiç olmamalıdır. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki bilimin egemen olmasını, bu konuda mühendislerin, mimarların, yer bilimcilerinin, şehir planlamacıların, belediyelerin, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, il özel idarelerinin ve bununla ilgili olan tüm kurumların, akademisyenlerin bu husustaki çalışmalarını ve çabalarını destekleyeceğiz. Ve bugüne kadar da böyle oldu. İlk Erzincan depreminden sonra bu afet konusu Türkiye gündeminde çok yoğun masaya yatırılarak ama farklı kurumların çatısı altında yürütülen bir eylem planı haline geldi. Ama hepimizin, belki de bu masalarda oturan tüm parti gruplarından ise değerli milletvekillerin hepimizin tanık olduğu 1999 Marmara depremiyle kapsamlı bir çalışma ve eylem planı haline getirildi. Ve gerçekten o günden bugüne hiç azımsanmayacak yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin yaptıkları sayesinde bugün depremler olan gerçekler, bunları değiştirme şansımız yok. Ama sonuçları konusunda önemli adımlar atıldığını da görmekteyiz. Bir can bile çok önemlidir. 41 can değil. Bir yaralı bile önemlidir. Hiçbir şekliyle can azaldı diye, yaralı azaldı diye bu bir şekilde kabul olamaz. Hiç kimsenin ölmemesi, bir canın dahi canının yanmamasıdır esas olan. Ama bu kadar kısa bir süre içerisinde böylesi bir önerinin ve hükümetin ve bizlerin bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de neler yaptığını anlatmak için çok kısa bir süre, 33 dakika. Ama bir yasal mevzuat açısından öncelikle afet alanlarında çok ciddi çalışmalar yapıldı. 1 milyon 350 bin tane binanın 1 milyon 350 bin bağımsız bölümün dönüşümü sağlandı. Buna bağlı olarak yine 1,5 milyon yapının da yılda 300 bin yapı yapılırsa 500 bin 5 yılda tamamlanacak çok ciddi bir eylem planının da ciddi anlamda devam ettiğini görmekteyiz. Tabii süreç çok kısıtlı. Burada 13 milyarın üzerinde bir kaynak da bu amaçla harcandı değerli milletvekillerim. Buyurun, bağlayın sözlerinizi lütfen. Hiçbir şekilde bir şey yapılmadığını söylemek bu konuda emek veren insanlara çok ciddi haksızlık olur. Daha iyi şeyler yapılması amacıyla da tabii ki hep birlikte çalışılmalıdır. Öncelikle bilim öne konmalı. Bu konuda emek veren herkesin de arkasında durulmalıdır. Ben bu kadar kısa sürede burada yapılacakları anlatmaya tabii ki vaktimin olmadığının farkındayım. Ama bir mühendis olarak mimarların, mühendislerin, şehir plancılarının, belediyenin, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, AFAD'ın, bu konuda emek veren tüm paydaşların, sivil toplum örgütlerinin emeklerini görmek gerekiyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, AFAD ve sivil toplum örgütleri ve sağlık teşkilatı ve Mehmetçiğimiz orada canla başla bir mücadele vererek hasarın en az şekilde atlatılması için elinden geleni yapmıştır. Ben orada emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yine kaybettiğimiz canlara başsağlığı diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Minsolmaz. Değerli milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunacağım. Sonra da size söz vereceğim Sayın Grup Başkan Vekilleri. Kabul edenler, etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Altay. Sayın Başkan, bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması için söz aldım. Biraz önce AK Parti grubu adına konuşan hatip, bu deprem tartışmalarıyla, müzakereleriyle ilgili
suçluyorsunuz gibi, hükümeti suçlayıcı konuşuyorsunuz gibi bir anlam çıkaracak bir şey söyledi. Gerekirse o da olur ama bu acı yaşanırken şimdi deprem polemiği yapmak istemiyoruz. Bunun altını özenle çizmek istiyorum. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, ben İYİ Parti'den ve HDP'den de suçlayıcı bir ifade duymadım. Ama muhalefetin yürütmeyi ve yürütmeyi destekleyen partinin görev kusuru, ihmal gibi bu depremle ilgili sorgulamasını suçluyor gibi ifade etmeyi doğru bulmam. Muhalefetin elbette uyarmak, önermek, sorgulamak, hatırlatmak, yol ve yön göstermek hakları vardır. Bu bizim varlık sebebimizdir ama bu acı yaşanırken bir suçlayıcı ifade kullanmıyoruz. En azından bugünlerde bunu da doğru bulmuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Altay. Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce önem verdiğimiz bir önergenin reddine ilişkin söz aldım. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu red usulü ve teknik konudan ibarettir. Şundan dolayı söylüyorum. Şu an meclisimizde çok fazla sayıda komisyon çalışmakta zaten biliyorsunuz. Şimdiye kadar birçok konuda ortak öneri vererek bu konuları araştırma önergesi yaptık. Eğer ihtiyaçsa bunu tekrar değerlendiririz, bu adım atarız beraber. Bunda hiçbir beis yok. Mesele AK Parti iktidarının meselesi veya değili değil. Mesele Türkiye'nin depremle karşı karşıya kaldığı bir gerçek var, bir yüzleşme var. Bizden önceki hükümetler de önemli adımlar attı, biz de önemli adımlar attık. Konuşmacılar ifade ettiler Sayın Başkan, çok sayıda mevzuat değişiklik başta olmak üzere, kentsel dönüşüm başta olmak üzere, kamu binaların yenilenmesi başta olmak üzere çok önemli adımlar atıldı. Bunların daha iyi olması, daha fazla olması hep beraber takip ederiz tabii ki. Ama bunun için bir ortak uzlaşı zemini hazırlarız, konuşuruz. Eğer ihtiyaçsa bunu yaparız. Ama dediğim gibi red edilmesi bir teknik usulü bir işlemdir. Bunun hesabı, kitabı arkadaşlarımız daha iyi biliyorlar, vardır. Buna ilişkindir. Fakat bunun yanında şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Şu an devletimizin tüm kurumları, çok sayıda kurum, askerimiz, polisimiz de işin içinde olmak üzere, deprem bölgesinde insan üstü bir gayretle beraber süreci götürmekte. Kaldı ki son depremden, yani büyük depremden bugüne alınan tedbirlerin de yavaş yavaş hayatımıza yansıdığını, yolların, kamu binalarının, yenilen tüm binaların daha dikkatli, mevzuata uygun hale getirildiğini önemli olarak takip ediyoruz. Ümit ederim tüm partilerin ortak yaklaşımıyla yeni dönemde bu tarz çalışmaları beraber takip ederiz ve depreme rağmen hayatta kalmayı beraber başarırız. Teşekkürler Sayın Turan. Buyurun Sayın Altay. Vereceğim. Açalım mikrofonu. Ben Sayın Turan'ın bu konuşmasını şöyle mi anlayayım? Yani daha meclis araştırma komisyonları bir teamül oluştu. Bütün grupların mütabakatıyla kurulur. Doğrudur. Ama bu deprem çok hassas, acil bir konu. Mütabakat beklemez. Eğer mütabakat bekliyorsa da 10 dakika ara verin. Toplanalım, bunu yapalım. Bunda ne kadar samimi olduğunuzu anlarız. Hatta şunu yaparız. AK Parti grubu gerekirse yani danışma kurulunu yeniden toplarız. Bunların hepsi mümkün. Bülent Turan şunu diyorsa gene amenna diyeceğim. Yarınki genel kurulda depremle ilgili AK Parti de bir öneri getirir ve 5 siyasi parti olarak deprem araştırma komisyonunu kuracağız dedi mi, anlamadım şimdi. Yani sizin söylediğinizi ben de anlamadım genel kuruldan. Var mısınız, yok musunuz? Deprem araştıracağız mı, araştırmayacağız mı? Net söylemek lazım. Sayın Oluç, söz vereceğim. Sayın Başkan, ben diyeceğim. Açalım mikrofonu. Teşekkürler. Sayın Oluç. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, gerçekten çok ciddi bir meseleyi konuşuyoruz. Yani konu sadece bugüne kadar Türkiye'de yaşanmış olan depremlerle ilgili değil. Onlar yaşandı. Çeşitli sonuçlarını hep birlikte gördük. Ama daha önemli bir şey var. Yani gümbür gümbür gelen bir İstanbul depremi var. İstanbul depremi dediğimiz şey, yani maalesef üzülerek bunları söylüyorum, çeşitli projeksiyonlara baktığımızda on binlerce binanın yıkımı, on binlerce insanın ölümüne yol açabilecek bir konudur. Hafife alınacak bir şey değildir. İstanbul depremi Türkiye açısından büyük bir felakete yol açacaktır. İstanbul'da bu ülkenin her şehrinden insanlar yaşamaktadır. İstanbul kozmopolit bir yapıdır. Dolayısıyla
Bugün belki de burada konuşan İstanbul vekillerinin bir kısmı artık burada konuşamayacak duruma geleceklerdir. Maalesef bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şuna katılıyoruz. Bu konu şu ya da bu siyasi partinin meselesi olmaktan çok daha ciddi bir meseledir. Dolayısıyla eğer Adalet ve Kalkınma Partisi grubu diyorsa ki araştırma konusu, bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığını hep birlikte araştıralım diyorsa biz de hazırız bu önergeyi desteklemeye. Yani biz önerge verdik diye reddediyorlarsa İstanbul depremi dahil olmak üzere deprem çalışmalarına ilişkin araştırma önergesi versinler, biz desteklemeye hazırız. Bu konu ciddi bir meseledir. Dolayısıyla üstünden atlanabilecek bir konu değildir kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Kimseyi suçlamak için bu konuları tartışmıyoruz. Buyurun. Evet, son cümlem efendim. Eleştiriyoruz, dikkat çekiyoruz. Çünkü konu suçlama konusunun çok ötesinde bir ciddiyet arz etmektedir. O nedenle bizim bütün siyasi partilerin gruplarına çağrımızdır bir kez daha. Bizim ya da başka bir siyasi partinin bu konuda vereceği araştırma önergesini kesinlikle destekleyeceğiz ve hep birlikte bir komisyon kuralım istiyoruz. Bu komisyon depreme ilişkin önlemlerin yeterince yerine getirilip getirilmediğini araştırmalıdır, tartışmalıdır, değerlendirmelidir ve halkımıza bir rapor olarak bunu sunmalıdır diyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Gördüm. Sayın Türkkan, buyurun. Sayın Başkan, bundan 3 ay 4 ay evvel 2 Ekim 2019 tarihinde İYİ Parti grubu olarak 26 Eylül 2019 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından olası İstanbul depremiyle alakalı bir çalışma yapılması için biz yine araştırma önergesi vermiştik. Yani bu konuda Sayın Bülent Turan'ın söylediği deprem ciddi bir konu. Hep beraber bir araya gelmemiz lazım. İyi de 5 bina yıkıldı. Memlekette tufan koptu. İstanbul'da 500 bina yıkılırsa ne olacak? 50 bin binanın yıkılacağını söylüyorlar uzmanlar. 50 bin bina. Bu insanları toplayacak hiçbir alanınız yok. Cami avlusu, okul bahçesi yetmez bu işlere. İnsanlar birbirini yer sokakta ya. Yani bu iş bu kadar önemli arkadaşlar. Kompleks yapmaya gerek yok. Herhangi bir şeye de gerek yok. Oturun bugün hep beraber gelin. CHP'ninkini kabul etmeyelim. HDP'yi kabul etmeyelim. Gelin 5 parti bir araştırma önergesi danışma kuruluyla getirelim. Bunu oturup tartışalım. Ondan sonra da bir komisyon kuralım. Var mısınız? Bu iş ciddi bir iş. Yani insanlar can kaybı yaşadıktan sonra eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu kaybettikten sonra bu işler yapılırsa günah olur. Bu insanların, bu canların vebali bize ait olur. Bu Sayın Turan'ın sözlerini samimiyet olarak anlıyorum ama bu samimiyetin burada gösterilmesi gereken zaman şimdi diye işaret etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Turan, buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, konunun uzamasını istemem. İyi niyetli bir izahta bulundum. Burada her gün 5 partimizin tümü araştırma önergesi için söz alırlar, talepte bulunurlar. Ve bunları biz usulen reddederiz. Meclisin gündemi olduğundan dolayı. Eğer ihtiyaç sayıda diyorum, tartışırız, karar veririz. Ancak bir gerçek var ki, o da şudur. Örneğin 2010 yılında tüm partilerin ortak önerisiyle zaten bir depremle ilgili komisyon kurulmuş. Aylarca tüm partilerin vekilleri çalışmışlar. Önemli bir rapor ortaya koymuşlar. Yüzlerce sayfadan oluşan raporu Hükümet başta olmak üzere tüm ilgililer değerlendirmiş, meclisin yasal çalışmalarında kaynak olmuş, hükümet icralarına kaynak olmuş bir rapor zaten var başkanım. Mesele komisyonu kurmak kurmak meselesi değil. Zaten komisyonun büyük oranda eski yıllarda kurulmasından kaynaklı bir fayda var ortada, yasal faaliyet var ortada. Bu faaliyetin tekrar gözden geçirilmesini öneriyorum arkadaşlarımıza. Eğer buna rağmen diyorum ihtiyaçsa beraber değerlendirir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkürler. Buyurun Sayın. Sayın Başkan. Doğru. Yerinizden bir dakika süreyle söz verebilirim. Buyurun.
Açalım mikrofonu arkadaşlar. Yanlış mikrofon açıldı, diğer taraf. Hayır. Sayın Oluç'un mikrofonu açık şu anda. Tamam, açıldı. Şimdi, Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Erzincan depreminden sonra bilim insanlarının ciddi bir uyarısı var. Büyük İstanbul depreminden önce, aslında şu anda Erzincan'da gerçekleşen depremden sonra özellikle Adıyaman, Gölbaşı, Pazarcık, Türkoğlu hattında ve yine kuzeyde de Karlova, Bingöl, Karlova, Erzincan hattında ciddi bir enerji birikimi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok acil olarak, yani bu üzerinde uzlaşacağımız, tartışacağımız bir konu değil. Çok acil olarak yapılması gereken şeyler var karşımızda ve bunların yapılmadığını da maalesef görüyoruz. Bakanların, devlet görevlilerinin olay yerine gitmesi hasarı azaltmıyor. Toplumun vicdanını, toplumu da özgüven veriyor olabilir ama hasar oluyor. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki bu enerji birikiminden dolayı acil bir sıkıntının yaşanmaması için acil olarak böyle bir kurulun, böyle bir komisyonun kurulması elzemdir diyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Türkkan. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Bülent Tören söylediği 2010 yılında kurulan o komisyon çalışmaları ve raporları hükümete iletildikten sonra hükümet bu konuda çok acele davrandı. Ciddi acele davrandı. Biraz evvel ifade etmiştim. 419 tane toplanma alanının AVM ve benzeri toplu konuta açıldığını ifade etmiştim. 2010 yılında bu rapor açıklandığında bu 419 toplanma alanının 200'ü duruyordu. Hükümet çok hızlı acele etti ve bu 200'üne de daha AVM ve toplu konut alanı ilan etti imar planlarıyla beraber. Yani sevgili dostum, muhterem Bülent Turan, raporun hazırlanması da yetmiyor. Rapora uyacak irade de lazım. Yani bu raporun hazırlanması, komisyon kurulması tamam ama önce bence şunu bir yapın. Bu raporlar ciddi raporlar. Bu raporların sonucunda aksi şeyler geliştiğinde insanlar ölüyor. Yani orada rant elde edecek şekilde acele etmek yerine bu insan kayıplarını önleyecek önlemleri almakta, acele etmekte fayda var diye düşünüyorum. Umarım bu bize ders olmuştur. Umarım bundan sonra buna göre davranırlar. Bundan sonra bu tip acılar yaşanmaz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.